özleştik biraz çocukça. Sevgilim benim her şeyim, değişmem ömür boyunca. Aşkının rengi içindeki kadife, sevgi solmasın zaman vurdukça. Aşkının rengi içindeki kadife, sevgi solmasın zaman vurdukça. Sonunda yağmur durunca yürüdük düşler boyunca. Gel. Hocam rahatsız ediyorum ama sizi soruyorlar. Kimmiş? Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hakkınızda bir şikayet var. Bir zahmet benimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Ne şikayetiymiş anlayamadım. Saldırı suçlaması var hocam hakkınızda. Ne? Gidince görüşsek hocam. Tamam, gidince anlarız. Merak edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Buyur. Hayırdır? Canım, merak edilecek bir şey yok. Ufak bir bilgi almak istemişler. Bilgi için mi? Sizin hanım, TM'nin mücadelesi var. O bakımdan gitmemiz gerekiyor. Beyazıt, ne oluyor? Canım, sakin olur musun biraz? Gören de bir şey var sanacak. Çocuklar, siz burada işlerinizin başında kalın, tamam mı? Ben de geliyorum. Olacak iş değil. Verdiniz demek. Sormayın çocuklar. Ne güzel idare ediyorduk değil mi? Şey hocam, kusura bakmayın. Biliyorsunuz bana kalsa rahatsız etme ama TM'nin mücadelesi var. Mecburen. Tamam Mehmet, başlıyoruz. Gider öğreniriz. Ya hayırdır? Ay ne bileyim, ben de anlamadım. Şikayet varmış Beyazıt Hoca hakkında. Kim niye şikayet etsin ki Beyazıt Hoca? Ben biliyorum aslında. Kesin o Nadi denen adamdır. Parmağı kapıya sıkıştı diye neler yaptı. Görmediniz mi ayol? Nereden biliyorsun kızım? Ya başka şeyse? Başka şey derken adamın günahını almayın diye söylüyorum. Siz ne diyorsunuz Hüseyin Bey? Beyazıt Hoca burada gayrimeşru işler çeviriyor da biz mi farkına varmadık? Kızım, olur mu öyle şey? Şeyle ilgilidir efendim. Öğrencilerle ilgilidir. Yok yok, ben biliyorum. Kesin Nadi denen adamın işi bu. Yürü Emir, gidelim. Biz de gördük, şahitiz olanlara. Hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Jandarmanın işine karışılır mı? Sizi de çağırırlardı bak gerekseydi. Siz ne diyorsunuz Hüseyin Bey? Hocayı yalnız mı bırakacağız orada? Kızım, ben sana onu mu diyorum? Ne diyorum? İşiniz yok mu sizin? Hocam şimdi iş düşünecek zaman değil. Siz de gelin. Ben dünyada gelemem. Benim dünya kadar işim var. Ben bir şey görmedim ki zaten, görmedim. Olsun hocam, siz yine de gelin. Hem Beyazıt Hoca nasıl biri onu anlatırsınız. Bana bak, elleri çek. Bana karşı biraz saygılı ol. Ben senin şeyinim, amirinim. Buyurun amirim. Evet arkadaşlar, birinci sınıfın ilk dersi olduğuna göre konuya Big Bang ile başlayacağım. Her şey büyük bir patlamayla başladı. Tamam tamam, merak etmeyin, o kadar da baştan başlamayacağım. Ama tabii ki her şey büyük bir patlamayla başladı. Uzun yıllar önce Erciyes Dağı patladı ve lavlar bu bölgedeki her şeyin üstünü kapladı. Yüzyıllar boyunca doğanın da etkisiyle burada çok özel bir toprak oluştu arkadaşlar. Bizim işimiz de bu özel toprakla. Yani daha doğrusu çamurla.
Yağmur kulağa pek hoş gelmiyor değil mi? Yapış yapış. Böyle insanın üstünde lekeler bırakan, ona bulaşan. Valla arkadaşlar size tavsiyem yol yakınken kendinize daha temiz bir iş bakın. Siz bilirsiniz. Benden günah gitti. Şaka yaptığımı zannediyorsunuz değil mi? Alın size çamur. Hadi kalkın hadi. Evet. Aslında herkes kendi çamurunu kendi hazırlar. Fakat tabii ki bu sizin ilk dersiniz olduğu için önce çamuru bir tanımanızı istedim. Lütfen dokunun. Korkmayın dokunun. Evet. Şimdi lütfen herkes bir parça koparsın ve serbestçe ne istiyorsa onu yapsın. Hadi. Ne kadar almalıyız hocam? O size bağlı. Yani ne yapmak istiyorsanız. Evet evet. Vur. Yalnız biz çamuru masaya servis etmiyoruz. Bir zahmet gelip kendiniz almanız gerekiyor. Teşekkürler. Ne yapmışım? Hocam şahıs şikayetçi sizden. Onu darp ettiğinizi söylüyor. Hayatımda böyle bir saçmalık duymadım. Bu adam neden böyle yapıyor Beyazıt? Ne derdi var bu adamın seninle? Bir bilebilsem. Ben zaten o adamı hiç sevemedim. Sizin. Şimdi sırası değil. Komutanım, neden böyle bir yalan söylüyor anlamıyorum. Saldırı falan zaten saçma. Basit bir kazaydı eğer kastettiği buysa. Üstelik onun dikkatsizliği yüzünden. Aslına bakarsanız bence de biraz abartmış hocam. Ama ortada bir şikayet var. Gereğini yapmak zorundayım. Gel. Komutanım, ben şahidim. Adam elini parmağını kapıya sıkıştırdı. Gerçekten kapıyı açtı. Ondan sonra cereyan yaptı. Ayten Hanımcığım, tamam. Hadi. Ama öyle değil mi hocam? Siz de söyleyin. Bakın arkadaşlar da şahit. Onlara da sorabilirsiniz. Ben bir şey görmedim komutanım. Ben şahidim. Aynen dediği gibi oldu. Peki, peki anlaşıldı. İfadelerinizi alalım da biz usule. Eminim ki savcı bey de fazla kale almayacak bu şikayeti. Ama bu adama dikkat edin derim hocam. Belli ki size bir garezi var bu adamın. Yaz oğlum. Of Murat, uyuyorum, rahatsız etme beni ya. Of. Efendim babacığım. Neredesin Sıpa? Yarım saattir çaldırıyorum. Okuldayım baba, sessizdi telefon. Orası çok sessiz. Okula gideceğine zıbarıp kaldın mı? Olur mu baba? Vallahi okuldayım ya. Peki sen niye aradın, hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Şu senin araba işini hallettim. İnanmıyorum. Aslan babam benim. Kes tezahüratı. Nevşehir'den ışıklar otomatiği var. Ben her şeyi hallettim. Gidip oradan arabayı alabilirsin. Canım babam ya. Kralsın kral. Çok teşekkür ediyorum. Kes tıraşı. Murat nerede? Baba Murat kantine gitmişti herhalde. İstiyorsan hemen yanına gidip. Hadi oradan Sıpa. Ben seni bilmiyor muyum? Bana bak. Doğru okula gideceksin tamam mı? 10 dakikaya kadar. Murat bu telefondan beni aramazsa arabayı unut. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Hemen arıtıyorum. Hadi bay bay. Hay Murat'ım batsın senin. Arabam gelmiş. Sonunda yağmur durunca yürüdük düşler boyunca. Güneş de bizimle geldi. Uyuduk o kaybolunca. Sen neden bir şey yapmıyorsun? Bilmem. Canım istemiyor herhalde. He. Peki o zaman burada ne arıyorsun? Bir bilsem. Bence bunun nedenini bir an önce bulsan çok iyi edersin. Ama
için bir şeyler yap. Ha? Bir şey olmaz, korkma. Dokun. Evet. Bu büyük parça için sizi tebrik ediyorum. İfadeleriniz alındı, siz çıkabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Hocam kusura bakmayın, sizi de buraya kadar yorduk ama biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Sonuçta bu da sizin göreviniz. Merak etmeyin, bir şey çıkacağı yok. Ve biz kalkalım artık. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Olacak iş değil. Utanmıyor mu? Aklını yitirdi adam. Tamam canım, bitti gitti işte. Biz işlerimize bakalım. Bunlar hiç peşimizi bırakmayacak Beyazıt. Canım bırakmazsa bırakmasın, bir sonuca ulaşamıyor işte. Hilmi Bey iyileşince... Ya iyileşmezse? Ağzından çıkmasın bu kelime. İyileşecek. Bak, vakıfta büyük bir iktidar savaşı var galiba. Bu Hilmi Bey hastalanınca büyük bir fırsat doğdu. Yararlanılması gereken bir fırsat. Emin misin? Hayır tabii, emin değilim. Olayları yan yana koyup akıl yürütüyorum, o kadar. Bak hayatım, bizim görevimiz öğretmek. Onun bunun iktidar kavgası bizi ilgilendirmiyor. Karışma yeter artık. Ne demek karışma sesin? Kolay mı? Ben bu okulun müdürüyüm. Önümüze çıkacak bütün engellere karşı koymalıyım. Ama bu kaçıncı? Yine bizi buldu bütün bunlar. Aslında korkuyorum. Filler çarpışırken yine olanlar bize olacak diye korkuyorum. Geçmişi bir hatırlasana. Ama artık bir kızımız var. Ne yapmamı istiyorsun sesin? Benden bu saatten sonra değişmemi bekleme. Daha dik durun. Baldırları iyice sıkın. Eller birbirine paralel. Unutmayın sizler kovboy değilsiniz. Sibel, istersen ahırlara bir uğra. Sana tavsiyem al kızını gör. Bir dakika. Bunları da ver, bayılır. Tamam, tamam. Daha dik, daha dik durun. Hasibe, selamımı söylemeyi unutma. Güzel. Baldırları sıkın. Murat. Hah, burada mısın? Yetişemeyeceğim diyordum, korktu. Çattırdım koşmaktan. Derse mi? Vallahi gözlerim yaşardı ha. Ne derse abicim, uyuyordum, babam aradı. Kontrol etmek için seni sordu. Ben de okuldayım demiştim. Koşarak yanına geldi. Demek ki neymiş sen de? Neymiş abicim, neymiş? Nasihat etme babam gibi ya, ne olur. Birazdan Nevşehir'e gidiyorum, arabayı almaya. Oo, süpermiş. Hem de ne süper. O yüzden zaten acele ettim. Babam anlar diye çok korktum. Alo baba. Heh, Murat yanımda, şimdi veriyorum. Bana bak, ağzından saçma bir şey sakın kaçırma. Efendim amca. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Evet evet, biz okuldayız, beraberiz. Hı-hı. Beraberiz, her şey yolunda, merak etmeyin. Ben ilgileniyorum. Yak canım, ilgileniyormuş. Evet amcacığım. Ha, bu arada araba işini halletmişsiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hadi, hadi Murat. Acele et, derse yetişeceğiz. Amcacığım evet, bizim ders saatimiz geldi. Derse girmemiz gerekiyor şimdi. Tamam, oldu. Görüşmek üzere, selamlar. Rastmadık. Hadi abicim ya, babama uysa iki saat sohbet edeceksiniz ya. Hadi ben kaçıyorum, arabayı almaya. Nereye? Abi arabayı alacağım. Ya sabahki derse girmedin zaten. Bari bu derse gir, ondan sonra yine gidersin. Abi acelem var diyorum. Arabam geliyor, heyecanlıyım. Bırak sen gir benim yerime derse. O zaman bir daha babanın aradığı zaman ben de... Ben de ne? İhbar mı edeceğim? O bunu istiyor. Senin de canına minnet zaten. Abicim babam dediklerini bu kadar takma. Gönüller hoş olsun yeter. Abartma şu gardiyanlık işini. Hadi ben gidiyorum. Birazdan arabanın lastik sesini duyarsın zaten. Bana bak. Dikkatli ol. Daha büyük, daha büyük düşün. Evet, büyük büyük. Hı. Güzel. Hiç fena değil.
pek bir şeye benzemiyor ama. En azından alnındaki şu çamur bu işe kendini kaptırdığını kanıtı. Sakın. Daha kötü olur. Buranın en eski ustalarından birinin bir lafı var. Ben duyunca çok sevmiştim. Yüzüne çamur değmeyenin eline zanaat ermez. Bırakmış komutan. Ya hepsi çete olmuşlar burada üstadım. Çok uzadı bu iş. Krallığını ilan etmiş burada. Ben otele geçiyorum Ürgübe. Lan! Amma gözünü korkuttu bu herif senin. Alt tarafı bir memur parçası. Çekip ne olur biter. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Ben dönünce yapacağımı bilirim. Bugün dön. Üstadım, uçaklarda yer yok. Ben de kalmak ister miyim burada? Adam çetesiyle bir şeyler yapmaya kalkar tekrar. Amma sızlandım be. Sen otele takıl. Ben bir adam gönderir, seni havaalanına bıraktırırım. Bana bak. Dikkat et. Elini uçağın kapısına kaptırma. Salak. Evet arkadaşlar. Aşçılığın tarihini iki önemli keşfe kadar götürebiliriz. Birincisi ateş elbette. Diğeri de tuz. Ateşle birlikte çiğ ve pişmişin farkı ortaya çıktı. Ve insanların daha lezzetli yiyecekleri yemekler de öne çıktı. Ve tuzsa yiyeceklerin saklanmasında önemli bir faktördü. Hayırdır Ahmet, bir şey mi oldu? Yok hocam, estağfurullah. Sıkkın gibi görünüyorsun ama. Hocam ben biraz sıkıldım aslında. Yani ne bileyim, yok ateş bulunmuş, tuz bulunmuş. Bize ne faydası olacak ki bunların? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, ben böyle düşünüyorum. Yani ya ben mutfağıma gireceğim, malzememi alacağım. Böyle ustalığımı kullanarak güzel bir yemek hazırlayacağım. Yani bize gerekli olan ustalık. Biz bunun için buradayız. Bizim işimiz tamamen pratiğe mi dayalı? Sadece ustalık mı yani? Yani bu anlattıklarımız akademik bir zorunluluk mu? Evet, bu konuda bir fikri olan yok mu arkadaşlar? Evet Ayla. Ya sen konuşmasan ben şaşarım zaten. Hocam ben aslında tam olarak böyle düşünmüyorum. Yani bizim işimiz sadece iyi malzeme, doğru ölçüler ve ustalıkla lezzetli yemek yapmak değil. Bence aşçılık çok ciddi yaratıcılık gerektiren bir iş. Dolayısıyla işin arka planını, felsefesini mutlaka mümkün olduğu kadar öğrenmek zorundayız bence. Evet, tam da bu. Ne kadar akıllı bir kız. Hemen hocasının gözüne girdi, gördün değil mi? Ahmet, ne oldu, bir şey mi istedin? Ne? Demedim. İyi, eğer ikna olduysan işimize devam edelim. Dersen ki işimiz pratiğe dayalı veya felsefesiyle ilgilenmiyorum, seni bizim kasabadaki Nazmi'nin lokantasına yollayalım. Yok hocam, ben burada kalayım. Peki o zaman, devam edelim. Of. Çok canım sıkılıyor Necat. Hiç hareket yok buralarda. Ne hareket olacak ki abiciğim? Ne bileyim oğlum, boş boş pil ekleyip duruyoruz. Şunlara bak lan. Luna Park'ı çevirdiler burayı. Doğru vallahi ya. Sürekli yaygara, uzun uzun kalmıyor. Oğlum okul ayağına memleketimizin bütün binalarını kapattılar. Oysa düşün, bunları biz turistik tesis olarak kullansak. Kasabanın delikanlısı ekmek kazansa fena mı olur? Fena mı olur abicim ya? Ama işte bunun gibi zibidiler gelip memleketimizde tepemize çıkıyorlar. Hop, ne oluyoruz ya? Önünüze baksanıza. Posta mı koyuyorsun lan bize? Bırakın hiç ya, bırak hadi boşver, derse gidelim. Hepiniz adam olacaksınız lan! Zibidiler! Giriler! Şu kılığa, kıyafete bak. Zevk için tokatlayacaksın bunları. Giriler! Efendim Zeki abi. Evet abi. Her şey yolunda abi. Özgüç Otel. Tamam abi, anladım Nadi Bey. Tamam abi, biz bırakırız onu havalanına. Eyvallah abi. Çatıyorum. Ziya, çekil şuradan, acelem var. Hayırdır başkanım, mektepten mi? Sana ne be adam, çekil şuradan. Başkanım, başkanım, başkanım. Hoş bulduk. Acil olanlar bunlar mı? Evet başkanım.
Nasıl geçti dersiniz başkanım? Ziya, çık dışarı. Zaten işin başımdan aşkın, bir de seninle uğraşmayayım. Bunların önce ben kararı çıktı mı? Yarın başkanım. Yarın mı? Kaçta? Sabah 10'da. Olmaz. Fırat Hoca'nın dersi var. Daha ilk günden asamam. Zor bu işler. Sen hala burada mısın? Bak sabahtan beridir koşturup duruyorum. Boğazımdan bir lokma geçmedi. Canım sıkkın, çık dışarı. Vay yazık. Ben hanıma börek çörek yap dedim. Beslenmene koysun mamanı ye. Ben senin. Getir şu kitabı. Getir, işim var evladım. Bakalım. Can kulağıyla derslerinizi dinliyor musunuz? Avrupa Birliği kaç tarihinde kurulmuştur? Allah'a şükür komutan anlayışla çıktı da mahkemeyle savcılıkla uğraşmadık. Geçmiş olsun Beyazıt'cığım. Ben pek geçtiğini sanmıyorum. Sizin biraz endişeli. Nadi Bey'in burada durmayacağını düşünüyorum. Haksız da sayılmaz. Belli ki bu adam vakıfta dilediği gibi at koşturmuş. Sonra Hilmi Bey'in sana telefonda söyledikleri, vakıfta canını sıkan olaylar. Belli ki Hilmi Bey bir şeyler buldu. Bence de bir şeyler dönüyor. Sezine de söyledim. Vakıfta iktidar çatışması gibi bir şey var. Hele şimdi Hilmi Bey hastayken. Hocam, bana dosyalar konusunda yardımcı olur musunuz? Belki ipucu falan buluruz ha? Tabii. Neden olmasın? Bunlardan bize ne? Diyelim ki buldunuz. Ne yapacaksınız ki? Eğer Beyazıt haklıysa ortada çok ciddi bir sorun var demektir. Sorun neyse bulup çıkarmak gerekmez mi? Daha sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Kahveniz geldi. Aytancığım, ben almayacağım. Gitmem lazım. Elif'i okuldan almam gerekiyor. Dosyalara başlayalım mı hocam? Önce bir sizinle konuşsam. Şimdi konuşmayalım. Karakolda o kadar gerildik ki. Yemeği defterleriyle başlıyoruz. Başkanım, bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Bu Ziya size biraz fazla şey davranmıyor mu? Üstüme vazife değil ama. Anladım ne demek istediğini. Ya ne yapayım? Aslan atılmaz, aslan satılmaz. Aslında uzun hikaye. Sen bunun annesi Naciye teyze hatırlar mısın? Evet. O babamın süt annesiydi. Bu da küçükken ateşli bir hastalık geçirmiş. O yüzden böyle şey. Anla işte. Naciye teyze ölmeden önce bunu bize emanet etti. Yoksa bunun yaptığını başka biri yapsa. Şimdiye belediye direğinde sallanıyordu. Bunları bilerek mi yapıyor? Yok canım. Nerede onda o kafa? Naturası böyle. Bakma. Aslında iyi biridir. Neyse bunlar bittiyse ben çıkıyorum. Yarınki toplantıyı da öğleden sonra yapalım, tamam mı? Tamam başkanım. Arkadaşlar. Herkes geldi mi? Burası işin en heyecanlı kısmı. Pişme aşaması. Burada yaptığınız işin sonucunu görüyorsunuz. Bakalım başardınız mı? Yoksa başaramadınız mı? Evet. Merak eden yok mu? Ama bunlar olmamış hocam. Tabii ki olmamış. Ben zaten ilk seferinde başarılı olanı görmedim. Füreyya, bu senin de değil mi? Bak bu dağılmış çünkü... Boş verin, merak etmiyorum. Belli ki bu iş bana göre değilmiş. Zeki abi ne zaman gelir buralara? O işler hiç belli olmaz be Necat. Hem niye gelsin oğlum adam? Ben bütün işlerini çözüyorum burada. Zeynep. Senin ne işin var burada? Nişan için bir şeyler almaya çıkmıştım. İyi. O zaman ne alıyorsan çabuk al. Sonra doğru eve, tamam. Yarın da Avanos'a gideceğiz sana bir şeyler almaya. İstiyorsan sen de gel. Yarın benim işim var. Özgüç Otel'den bir abi alıp havaalanına bırakacağız biz. Siz alın işte ne lazımsa. Bir dövmediğin kaldı kızım. Sonuçta senin nişanlanacak diye bir şeyler oluyor. Sen aklını ermediği işlere karışma Necat. Abi. Emir'le karşılaşır diye mi korkuyorsun? Ne diyorsun lan sen? Emir kim? Kırmayayım lan seni çeneni. Çenen çok düştü ha. Ben istesem onu saniyede indiririm. İndirmiyorum. Bekliyorum. Neden? Çünkü sebeplerim var. Bana bak. Bir daha Emir ismini duymayacağım bu meselede.
Tamam abi. Akıllı ol. Almayayım hakları. Selam. Ne haber? Hakan'ı soracaksan Nevşehir'e gitti. Sağ ol ya. Ben de iyiyim. Öyle dersen havaalanına gidiyormuş. Hoca söyleyince kendimi anladım. Ya böyle bir an kimseyi duymadım. Böyle bir sis perdesi falan indi gözüme. Kullandı uçakların motor sesleri. Ya düşünsene. Bir tane uçak bizden yardım istiyor. Ve ben olaya müdahale ediyorum ve uçağı kurtarıyorum. Sence süper olmaz mı? Bence bu bir mucize olur ancak. Ya sen beni hakir mi görüyorsun? Saçmalama, o da ne demek? Hem sen onu bunu bırak da beni dinle. Bugün derste kim vardı tahmin et. Kim? Dönü Batul. O kim, aktör mü? Saçmalama, aktör falan değil. Avrupa'nın en büyük şarap degüstatörü. Nesi nesi? Şarap tadımcısı. Ha, o zaman başka tadı. Bak arkadaş, benimle arkadaş olmak istiyorsan bunları öğrenmen lazım, tamam mı? Tamam arkadaş. Arkadaş için çiğ tavuk denir, Fransızca da öğrenilir. Aferin. Şimdi servise yetişmemiz lazım ama önce kütüphaneye gideceğiz. Hadi çabuk çabuk tamam, çabuk. Hayret bir şeysin sen ya. Tabii kendin gibi entel dantel insanları buldun ya, coşarsın artık. Saçma sapan konuşma. Burası bir okul. Düşüncelerimi söylemek için senden izin alacak değilim herhalde. Tabii tabii, beni harcayarak havanı at sen. Sen var ya. Ne, ben ne? Uğraşamayacağım seninle. Benziyor araba. Senin mi? Ya evet, esasında bana pek uygun değil ama idare edeceğiz artık. Saçmalama, bence süper ya. Gel dolaştırayım seni o zaman. Yok, dersim var birazdan. Ama yarın havuza gidiyoruz. Olur tabii. Diğerlerine de söyleyeyim. Tamam. Havuzu kapatırız o zaman. Kuzen bak, babam ararsa bütün gün okuldayım, tamam mı? Hakan, bu işe beni bulaştırma. Abi, sen zaten doğduğun gün bulaştın. Benim kuzenimsin ya. Arkadaşım, buraya park etmek yasak. Şimdi servisler gelecek. O tarafı alır mısın? Yani küçücük kasaba, geldi buldu beni bir kahya. Hadi canım, hadi hızlı biraz, bak insanlar bekliyor, hadi. Afiyet olsun. Lütfen buyurun, buyurun. 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 Topla bunu. Hala inanamıyorum Uğraş. Hani ben de biraz geç kalabilirim. Kriz durumu ne kadar süreceği hiç belli olmaz. Hadi oradan. Aynı şirket. Okulun tüm kırtasiye malzemeleri bu şirketten geliyor. Bu fiyatlar çok yüksek. Şu dosya fiyatlarına bak. Sene boyunca 137 bin lira ödemişsiniz.
bu kadar fazla olduğunu hiç fark etmemiş. Değişik zamanlarda küçük küçük fatura edilmiş de ondan. Temizlik malzemeleri için de aynı şey geçerli. Şu Hüseyin Bey'i bir arayalım. Alo. Öğleden sonra dersin yok mu? Sana ne? Doğru ya, bana ne? Var aslında. Ama ben girmeyeceğim. Anneannemi bekliyorum. Beyazıt Hoca ile birlikteler. Biliyorum, Aytan'ım söyledi. Yanlarına gitsene. Yok, söyleyeceğim şey bekleyebilir. Okuldan ayrılıyorum. Ne bu okul ne de bu bölüm bana göre değil. Bak sen, sınava girdin, kazandın ve ilk günden buradan vazgeçiyorsun, öyle mi? Anlatsana ne oldu? Hüseyin Bey, bu şirketler bizim alım yaptığımız şirketler. Neye göre seçildi bunlar? İhale prosedürünü uygulamadık mı? Müdürüm, o şirketler için vakıftan tavsiye almıştık. Bu şirketler için vakıftan tavsiye aldık ama fiyatlandırma kriterlerine göre almadığımız aşikar. Bilmiyorum ki müdürüm, vardır bildikleri. Vakıftan kim size tavsiyede bulundu? Nadi Bey'in tanıdığı şirketlermiş. O önerince biz de araştırma yapmadık. Nadi Bey, sizden bir ricam var Hüseyin Bey. Bu şirketler kimlere aitmiş bir araştıralım, öğrenelim. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Yaptığın şeyi dağılmış. Ne olmuş yani? Bilseydin okula gelmezdin. Buraya gelmeyi ben istemedim ki. Nasıl yani? Şu bayağı uzun hikaye. Anlatsana. Benim vaktim var. Seramik okumak anneannemin fikriydi. Adım da bu yüzden Freya koymuş. Ama bana sorarsan asıl seramik okumak isteyen o. Hukuk okumuş ama aklı hep seramikte kalmış. Peki sen ne istedin? Bilmem. Hiç düşünmemiştim ki. ÖSS sonucu geldiğinde tercih falan yapamadım. Yani ne istediğimi bile bilmiyordum. Anneannemle başına oturdum. Seramik okumak ister misin? Küçüklüğümden beri ellerinle bir şey yapmayı çok seversin dedi. Ben de peki dedim. Annem ölünce beni anneannem büyüttü. Ya baban? Babam başkasıyla evlendi ve yurt dışına yerleşti. Onu senede bir kere ancak görüyorum. Özlemiyor musun? Hiç beraber vakit geçirmedik ki. İnsan tanımadığı birini pek özleyemez, değil mi? Belki de haklısın. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Belki Ankara'ya giderim. Ya annen haklıysa? Ya seramik senin için en uygunuysa? Bak, ben de üniversite sınavına girdim. Ama kazanamadım. Askere gittim, sonra da burada işe başladım. Sen ne güzel burayı kazanmışsın. Bu şansı tepmek yanlış olmaz mı? Ben senin yerinde olabilmek için neler vermezdim. İyi de seramikte başarılı olamayacaksam niye boşuna vakit kaybedeyim ki? Belki sınava tekrar girerim. Bunu anlamanın bir tek yolu var. Neyi? Toprağa şekil verme gücünün olup olmadığını. Birazdan mesain bitecek, seni çok özel birine götüreceğim. Kimi? Aziz dedi. Lütfen hocam. Hocam lütfen. Olmaz dedim, ısrar etmeyin. Ama hocam neden? Daha kaç kere anlatacağım. Bu atlar yeni. Huylarını bilmiyoruz. Bizler için bile tehlikeli. Lütfen. Nihal hocam. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam hocam. Hayırdır? Yarın okula yeni atlar geliyor. İçlerinden biri de Safkan İngiliz. Çok güzelmiş. Ama atları tanımadan çocukları uzak tutmak istiyorum. Onlar da onu protesto ediyorlar. Aslında onları da anlıyorum. Ben de en az onlar kadar heyecanlıyım çünkü. Aslında uygun olursa yarın ben de gelmek isterim. Tabii, neden olmasın? Çünkü benim atlara çok eskiden beri özel bir ilgim vardır. Öyle mi? Ne hoş. Atlara özel ilgisi varmış. Daha neler. Bir de şey diyecektim, eğer vaktiniz varsa gidip yöresel şaraplardan birer kadeh içebiliriz. Yok artık. Canım, sen dersini bitirdin mi? Bugünlük bitti hocam. Ha. Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim ama benim yarınki derslere hazırlanmam lazım.
içkiyle de aram pek iyi değil. Canım öyle içki diye düşünmeyin. Bu kültürel bir şey. Öyle bir arkada. Bakalım. Belki daha sonra. Size kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne var, ne bakıyorsun? Ne o, özel tatlar falan? Sana ne? Ha? Sana hesap mı vereceğim ben? Yok hocam. Ha? Bana bak, aklın başına topla. Yoksa bu kafayla sen bu okulu biraz zor bitirirsin. Göreceğiz Fırat Hoca. Ha? Yok bir şey hocam, iyi günler. Tergan'ın sesi. Dede! Dede, sana birini getirdim. İyi ya. Ne oyalanıp durursunuz oralarda? Hadi gelin bakayım. Beni çay demlediydim. Hoş geldiniz. Geldin evlat. Geçin bakayım. Ne demek şirketlere ulaştı? Hani sen dosyalarda her şeyi gizledim demiştin. İyi, akşam otele geldi. Ne yapacağımızı konuşalım. Ne demek bu akşam gelemem? İyi tamam, yarın gel. Süreyya da seramik okumaya geldi. İyi etmiş. Okumayla oluyorsa ne âlâ. Benim bildiğim, toprak seni severse kendine çeker. Severse yapışıverir elinden. Yoksa okumuşum okumamışım ne fayda? Süreyya da bunun için geldi. Bu işi daha bilmedin mi kızım? Süreyya büyük şey bende de. Anladım. Sen toprağa, toprak seni unutmuş oralarda. Ben bir çay daha içeceğim. Sen de ister mi kızım? Yok, teşekkür ederim. Kim bu Aziz dede? Aziz dede buralarda tanıdığım birçok çömlekçinin ustasıdır. Hatta hepsinin. Bak, zamanında birçoğunun atölyesiydi bu mağaralar. Hatta bir sürü insanın da evi. Sonra kasabaya taşındılar. Atölyeler de taşındı. Evlerde plastik kapkacak kullanılmaya başlandı. Çömlekçiler de turistik eşya yapmaya başladılar. Ama Aziz dede inat etti. Hala burada yaşıyor. Bravo valla. O da bir şey mi? Hala turistik eşya yapmamak için inat ediyor. Toprak kapkacak yapar. Buranın toprağı suyu besliyor. Plastik suyu öldürüyorlar. Haklı bence. Plastiği güneşte bırakmayın. Kalırsa da içindeki suyu içmeyin deyip duruyorlar. Kanser yapıyormuş. Sen bu topraktan. Birbirinizi tanımıyorsunuz da ondan. Hele bir tanışın bakayım. Hadi. Yemeğe gidiyoruz. Siz gidin, ben acıkmadım.
Ya, olmaz öyle şey. Hep beraber yiyeceğiz. Hem bugün köfte patates var. Çocukların en sevdiği yemek değil mi? Bu da doğdu büyümez. Aileyi tükettim de. Şimdi sıra sende. Sibel, buranın bir bağları var. Görmen lazım. O kadar güzel ki. Oh, yine başladı. Delireceğim. Sabahtan beri aynı şeyi anlatıp duruyor. Döne bilmem ne demiş ki bak. Emir üzümleri efendim. Şöyleymiş, böyleymiş. Tamam, tamam. Hadi gidelim. Ay. Seninki buralara pek takılmıyor galiba. Bilmem. Yok ortalarda. Ay ne kadar şanslısın. En azından kafa dinliyorsun. Asıl şans sende kızım. Benim gibi hayat dolu bir oda arkadaşım var. Değerim bilinmiyor. Dışını dengede tutacaksın. Parmaklarınla toprağın kalınlığını hissedeceksin. Bir yanı ince kalırsa ateş aman vermez. Dağılıverir pişmiş gibi. İnsan misali. Meren zayıfsa oradan başlamıyor mu dağılmaya? Aziz dede seni sevdi anlaşılan. Bak kızım, toprak seni sevdi. Besbelli. Ellerin de şekil alıveriyor. Ama sen daha onu sevemedin. O da zamanla olacak artık. Önce toprak içindeki öfkeyi alacak. İçini yumuşatacak. Sonra da ruhunu aktaracak sana. İşte o zaman sen de sevmeyi öğreneceksin. Elini topraktan uzak tutma. Benim kızım. Hadi elini yıka da çıkalım. Akşam yemeğine geç kalacaksın. Ben de eline su döküvereyim bari. Ayta da çok yetenekliydi. Ama sonradan küsüverdi birdenbire. Neden? O anlatsın artık. Ne oldu? Prizlerini de atlatabildin mi? Nerede bende o şans? Hepsi vızır vızır indiler. Hakikaten sen de şanssız mısın? Orada burada zırt pırt uçak düşüyor. Birine olsun denk gelemedi. Gerçekten be. Neyse bundan sonra bir sefere. Ay delirdiniz mi siz? Aa, ağzınızdan yel alsın uçak düşsün diye dua ediyorsunuz. Şaka yapıyoruz herhalde Ayla. Anladık da yani şakası bile kötü. Seninki ortalıklarda yok bakıyorum da. Ay lütfen tahtaya falan vur. En azından yarına kadar bir rahat yüzü göreyim. Cümleten iyi akşamlar. Ah işte. Ah köfte mi var? Bayılırım köfteye. Köfteye de bayılırmış. Lütfen susar mısın? Selam. Oturabilir miyim? Tabii otur. Hakan yok mu? Yok. Ürgüp'e alemlere atmaya gitti kendi deyimiyle. Yerine Murat versek olur mu? Tabii. İyi miyiz? İyiyiz. Sabah için özür dilerim. Boş ver, unuttum gitti. Ayağın nasıl oldu? Daha iyi. Aslında sana bir şey sormak istiyorum ama kızacaksın diye biraz korkuyorum. Kızmam söz. Siz ne biçim kuzensiniz? Yani birbirinizle pek anlaşamıyor gibisiniz. Yanılıyorsam söyle. Yok haklısın. Pek anlaşamayız. Belli oluyor. Bir de ne zaman onu sorsam tersliyorsun. Ama sen de hep onu soruyorsun. Doğru haklısın. Ama nedense hep sanki ikiniz sürekli bir arada olacakmışsınız gibi geliyor. Sürekli beraber olsak emin ol birbirimizi boğardık.
Oğlum, muhabbet keyifli görünüyor burada. Sizinle takılabilir miyim? Tabii. Şahane. Anlatın bakalım. Köfte şahane. Bence acele edersek bir sorti daha yapabiliriz. Emir abi, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Emir abi. Hayırlı akşamlar. Keyifler daim olsun abi. Senin de canım. Yengemizin de keyifleri yerindedir inşallah. Oğlum akşam akşam uzatma ya şimdi. Ya bunlar böyle işte bir kız gördüler mi hemen? Hemen sevgilini sanıyorlar değil mi? Aziz dede senin de eskiden seramikle ilgilendiğini ama sonradan küstüğünü söyledi. Ya askerden döndükten sonra bıraktım. Zeyno yüzünden mi? Aziz dedenin orada gördüm. Yani bir kalp için Emir ve Zeyno yazıyordu. Sevgilin mi? Hayır. Ama bir zamanlar sevgilindi. Ne oldu, neden ayrıldınız? Çok soru soruyorsun. Ben sana hakkımda bir sürü şey anlattım. Seninle Aziz dedeye geldim. Arkadaşı sanıyordum ama yanılmışım. Okula kadar gelmene gerek yok, ben kendim giderim. Mendil kadar kasaba zaten. Ayrıldık. Askere gitmeden önce evlenmek istedi. Ben de elim ekmek tutmuyor diye onu bekletmek istemedim. Ama o beklemedi. Ne yaptı, başkasıyla mı evlendi? Evlenecek. Çocukluk arkadaşım Salih ile. Özür dilerim. Yani seni bu kadar üzeceğini bilseydim. Özür dilemene gerek yok. Geç de gitti zaten. Bana pek öyle gelmedi. Bitti dedim. Peki peki. Bu şirketlerin bir şekilde Nadi ile ilgisi olduğuna eminim. Birkaç yüz bin için bir insan bu kadar küçülebilir mi hocam? Bilemiyorum Beyazıt. Daha fazlası da olabilir. Vakıftan milyonlar akıyor. Nasıl yani, daha fazlası da mı olabilir? Beyazıt, vakıflar hukuku konusunda uzman çok eski bir arkadaşım bana bir takım olaylar anlatmıştı. Hatırlamak bile istemiyorum. Birkaç yüz bine tamah eden daha fazlasını da ister. Kim bilir o vakıf dosyalarında neler döndü. Hilmi Bey'in de bu yüzden kalp krizi geçirdiğine eminim. Ama o adama vakfı emanet eden de Hilmi Bey değil mi? Ne demek istiyorsun Sezin? Yani Hilmi Bey de mi şimdi? Tabii ki öyle bir şey demek istemiyorum ama vakıfta işler karışık. Kim bilir bilmediğimiz daha neler var. Hepsini öğreneceğiz biz. Beyazıt lütfen makul ol. Bu iş bizi aşar. İşsiz kalabiliriz. Buradan nereye gideceğimizi söylesene. Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Korku dipsiz bir kuyu gibidir. İnsanlar bakıyor, susuyorlar, siniyorlar. Benim susmaya, sinmeye, vazgeçmeye niyetim yok. Ben bu okulun müdürüyüm. Öğrencilere harcanacak para birilerinin cebine gidiyorsa ben susmam. Umarım o sadece kuyu dediğin seni de beni de yutmaz. İyi geceler, ben yatmaya gidiyorum. Hocam kusura bakmayın, sizin önünüzde. Aslına bakarsan Beyazıt, sizini anlıyorum. Ailesini korumak istiyor. Haksız da sayılmaz. Gördüğümüz rakamları düşünecek olursan hiç de küçük değildi. Ancak ben Hilmi Bey'in fark ettiği çok daha büyük bir planın parçası olduklarını düşünüyorum. Bulacağız hocam. Seninle aynı fikirdeyim Beyazıt. Ancak bil ki bu seferki hiç de kolay bir mücadele olmayacak. Vallahi hanımefendi, sizin sayenizde kendimi çok iyi hissediyorum. Şunun şurasında kaç gün oldu? Vallahi zıpkın gibiyim ha. Bunda bir etkim olduysa ne mutlu bana. Olmaz mı? Direkt etkisizsiniz. Hadi hadi. Az laf çok spor değil mi? Hadi. Nihal Hanım. Hani dün size bahsettim ya biraz. Benim atlara karşı özel bir ilgim vardı. Benim de. Ben sende dursana. Dur.
Yoğun, sövmez miyim atları? Nihal Hanım, ben aslında çok iyi biniciyimdir. Buraları atlarla gezmek çok keyiflidir. İsterseniz size eşlik edebilirim. Olmaz! Nedenmiş? Olmaz. Bir dakika, uygun olduğumuzda hep beraber yaparız. Beraber. Ama şimdi vaktimiz azalıyor. Hadi spor, hadi başlayalım. Yavaş yavaş, sakin sakin. Evet, başla. Bir, iki. Bir derdin ne? Ha, ne yapıyorsun sen? Seviyorum işte. Ne? Atları. Hadi canım koş. Geride kalma. Göreceksin sen, göreceksin. Ne göreceğim? Aha gördün be bak. Ne? Ya bu ne hal? Çocuklara spor yaptırıyorum. Sizden örnek aldım. Çakı gibi yapacağım. Göbek. Çakı gibi yapacağım başka. Ay akşamlar çıktı. Yaylalar yaylalar. Günaydın. Sana da günaydın. Erkencisin. Uyuyamadım. Kitaba bakayım dedim, takılıp kalmışım. Bana dün gece için kızdığını biliyorum. Sana kızmam ben. Biz beraber çıktık bu yola. Sen benim yoldaşımsın. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Seni yarı yolda bırakmışım gibi durmadan bana hatırlatıyorsun bunu. Asıl yarı yolda bırakılan benim. Bunu biliyorsun değil mi? Kararları tek başına alıyorsun. Konuşmadan, tartışmadan. Yolu da sen belirliyorsun. Bana da peşinden sürüklenmek kalıyor. Bakma bana öyle ne olur. Seni incitmişim ya da hayal kırıklığına uğratmışım gibi bakma bana öyle. Kötü oluyorum. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Sizin lütfen. Bir dinlesen beni. Annem nerede? Günaydın Elifciğim. Bu sabah annenle babana sürpriz yapıp kahvaltıyı biz hazırlayalım mı? Olur. Tamam, hadi şimdi bana her şeyin yerini göster bakalım. Her şeyin yerini biliyorsun değil mi? Hayır. Tamam, ne yapalım? Biz de birlikte ararız. Bakalım çay neredeymiş? Sezin, ben hala senin evlendiğin adamım. Ama ben olaylara sırtını dönecek bir adam değilim. Gördüklerimi görmezlikten, duyduklarımı duymazlıktan gelemem. Ben dünyayı kenardan seyreden bir adam olmadım hiç. Olamam bu saatten sonra. Sen öyle sevmezsin ki beni. Sen beni böyle seviyorsun, öyle değil mi? Sen beni böyle seviyorsun. Hem de çok. Canım, seni asla yarı yolda bırakmam, söz veriyorum. Siz yapışıyor musunuz? Gel buraya Badem. Emir. Merhaba Zeyno. Askerden döndü. Okulda işe başladı dediler. Evet. Sen ne yapıyorsun? Dayımgillerin yanına geldik. Nişan için. Tebrikler. Saadet teyze nasıl? İyidir. Yıldızgillerin Zeyno değil mi bu? He o. Yandaki de bizim Emir değil mi? Ayrıldılar da bunlar. Emir'in en yakın arkadaşı da sözlüydü. Sözlü madem ne diye dolaşıyorlar bu ortamda? Sana ne Seyfi, karışma el alemin işine. Tekrar tebrik ederim. Merhaba Emir. Merhaba Seyfi abi. Sözlün nerede? Ürgüp'te. Dönecek mi? Özgüç Otel'de bir tanıdığı varmış, onu alacak da havaalanına götürecekmiş. Tekrar tebrikler. Sen ne yapıyorsun? Sözlü kızsın. Çarşıda dolaşma. Git evine. Hadi. Abicim hasta mısın sen? Bırakmadın oyun. Geldiğimizden beri doğru dürüst dersine girmedin Hakan. Oğlum ne acelesi var? Gireriz elbet. Hem daha uyanmadım bile. Git o zaman yüzünü falan yıka. Havuza gideceğiz. Orada yıkarım. Havuza gidiyoruz. Mayolar hazır mı? Hangi otele gidiyoruz abicim?
Özgüç Otel. Süper. Servis kaçta kalkıyor? Git işine be. Dersen sonra burada buluşuruz. Tamam. Herkes burada. Dün yaşanan kötü tecrübeden sonra bazılarınızın vazgeçeceğini düşünmüştüm. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar, ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Çünkü siz çalışmaya devam ettikçe geldiğiniz noktaya asla inanamayacaksınız. Bugün tekrar deneyeceğiz. Ta ki fırından sağlam ve elle tutulur bir şey çıkana kadar. Hadi bakalım. Beni takip edin. Herkes çamurunu alsın. Hadi. Nerede kaldı bunlar? Hadi ama. Zaten bütün arkadaşlarını taktı peşimize. Yoksa sen baş başa gideceğinizi mi sanıyordun? Yani fena olmazdı. Ama zamanla o da olacak. Ürkütmemek lazım. Biz birden sığacak mıyız? Sığarız, sığarız. Sen yanıma gel öne. Oha süper. Hadi abicim, hadi yürü yürü yürü, güzel güzel. Hop, hop. Allah. Evet. Herkes hazırsa gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hepinizin eline yemeğine sağlık. Çıkabilirsiniz. İyi günler hocam. İyi günler. Yaptıklarınızı oraya bırakın, yarın kaldığınız yerden devam edersiniz. İyi günler hocam. İyi günler. Yani görüşürüz hocam. Güle güle, görüşmek üzere. Güle güle. Ders bitti. Şey hocam, ben biraz daha kalabilir miyim? Ya en azından şu elimdekini bitirene kadar. Nasıl yani? Sen dün gelen kızın zıt ikizi misin? O kapıdan çıkmak için dört gözle bekliyordu. Bugünküne git diyoruz, gitmiyor. Yoksa kilitleniyor mu burası? Tabii ki hayır, kilitlenmiyor. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan bir yer hiçbir zaman kilitlenmez. Yeter ki çalışmak istesinler. Tamam. Sana kolay gelsin. Hoşça kal. Selamünaleyküm Necati abi. Aleykümselam Emir, buyur. Abi senin araba burada mı? Acil ihtiyacım var. Ürgüp'te benim araba. Mal almak için Ürgüp'e gitti. Hayırdır? Abi acil ihtiyacım var ya. Ne zaman gelir? Birazdan gelir. Vaktim varsa çay içelim. Vaktim yok da hadi içelim abi. Oh. Oğlum iki çay getir. Tamam abi. Vaktin yoksa bir arkadaştan bakalım. Çocuk burada unutmuş telefonu. Birazdan gelir ama. Abi ne yapayım? Beklerim ya. Tek. Sen hala burada mısın? Yapacak daha iyi bir işim yoktu. Kaptırmışım. Harika olmuş. Doğru mu söylüyorsunuz?
Yoksa beni yüreklendirmek için abartıyor musunuz? Tabii ki doğru söylüyorum. Yoksa bu işi zorla seçmiş birini niye yüreklendirmek isteyeyim ki? İki de bir şunu söylemeseniz. Vaktin var mı? Bak fırın hala sıcak. Gel bunları pişirelim. Ha, İnşallah dağılmaz yine. Ben dağılacaklarını sanmıyorum. Onu birisine hediye etmek istiyorum da. Tamam, işlerin ne istiyorsan onu yaparız. Selamünaleyküm. Abi biz geldik. Tamam. O vakit havuz başında bekliyoruz. Vay, havuz başı ha. Bu kıyamı da unutma. Yürü bakalım. Sen sorsan bunlar okumaya geldi değil mi buraya? Ana baba parasıyla ne güzel hayatmış. Usta soğuk bir şeyler ver de iş dünyamız serinlesin ya. Nasıl oldu ayağın, iyi geldi mi? Daha iyi galiba. Söylemiştim. Birkaç kere daha gelelim, o zaman daha iyi olacak, güven bana. Ay arkadaşlar ben çok susadım. Ben de. Ben bir şeyler almaya gidiyorum, isteyen var mı? Ben de soğuk bir şeyler içerim be. Dur ben de sana yardım edeyim. Yok yok gerek yok. Saçma mı taşıyamazsın. Oh! Dikkat etsene sen. Sen dikkat edeceksin Zilli Sultan. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Ne diyorsun oğlum sen? Ahmet yapma dur. Ne yapıyorsun? Yardım edin. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Yardım edin. Geldiniz bugün bize posta mı koyuyorsun? Yürü git. Ben sana rahat dur demedim bir saniye. Çek elini. Sen boş zamanlarında bunların korumalığını mı yapıyorsun? Salih. Dursun. Bir daha uyarmadı deme. Sen bana emir veremezsin. Ben de seninle boynuma düşen alacağım Emir Efendi. Uzak duracaksın Salih. Merhaba arkadaşlar. Salih kim? Benim. Sevgisi olmasın zaman vurunca
düşler boyunca güneş de bizimle geldi. Uyuduk o kaybolunca.